İranlı alimden Ayasofya açıklaması. Türkiye ve Erdoğan'a seslendi. İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdülhamid İsmail Zehi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik etti. Sistan, Belucistan eyaletinin merkezi Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı İsmail Zehi'nin ofisinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı. Açıklamasında İsmail Zehi, saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanı Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki kararı imzaladı. Şimdi Ayasofya Camisi'nde ezan sesleri yükseliyor. Bu tarihi ve muazzam bir gelişmedir. Ayasofya'da yeniden namaz kılınması ve Allah'ın evlerinden birinin ihya edilmesi dünyanın en uzak köşesindekiler dahil tüm Müslümanları mutlu etmiştir ifadelerini kullandı. İsmail Zehi, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye halkı ve tüm Müslümanları tebrik ederek buranın daima cami kalması temennisinde bulundu. ABD'den Ayasofya için son dakika olay yaratan çıkış. Danıştay'ın kararı öncesi ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısını yineledi. Danıştay, Ayasofya'yı açmasından itibaren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye ve Ayasofya hakkında çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pompeo, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak Türkiye hükümetini Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle, dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliye bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti. Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi. ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. AK Parti'den Mike Pompeo'ya jet yanıt geldi. Karar verme yetkisi sadece Türkiye'dedir. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Pompeo'nun hadsiz çıkışının ardından Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur açıklamasında bulundu. Yunan Belediye Başkanı'ndan Miçotakis'e insanlığa sığmayan Türkiye teklifi. Kardak krizinin mimarlarından Kelemez Belediye Başkanı Dimitris Diakomiç Halis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e kirli bir öneride bulundu. Diakomiç Halis, Miçotakis'e hitaben kaleme aldığı mektupta Türk tırlarını ülkeye alalım, kontrol bahanesiyle bekletip ürünleri bozalım diye yazdı. Diakomiç Halis'in mektubunda Ayasofya hazımsızlığı da dikkatlerden kaçmadı. Türkiye ile Yunanistan'ı krizin eşiğine getiren Kardak adasına Yunan bayrağını dikerek Kardak krizinin doğmasına neden olan aktörlerden şimdiki Kelemez Belediye Başkanı Dimitris Diakomiç Halis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e hitaben kaleme aldığı mektupta kirli bir öneriye yer verdi. Yunanistan'a ihracat yapan Türk firmalarının ürünlerini taşıyan Türk tırlarının Ispala hudut kapısından Yunanistan'a giriş yaptıktan sonra devam ettikleri Egnatia otoyolunda kontrol bahanesiyle durdurulmalarını, bekletilmelerini ve ürünlerinin bozulmasının sağlanması tavsiyesi yer aldı. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru haklarını savunmasına uluslararası hukuk tezlerine dayandırarak karşı çıkamayan Yunanistan, bu kez de kamuoyunun dikkatini akıl almaz bir öneriye yöneltti. Yazılan mektupta Türkiye'ye yönelik saldırgan ifadeler de yer aldı. Diakomiç Halis, Ayasofya'da Kur'an okunmasından rahatsızlığını, İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Kur'an'ın okunması acaba sonuçta çok da önemli değil miydi ve Erdoğan'ın tahriklerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı sert açıklamada bulunmamalı mıydı, dedi. Ermenistan-Azerbaycan sınırında dehşete düşüren gelişme. Çok sayıda şehit var. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral, biri albay olmak üzere 7 asker şehit olmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 100 Ermeni askerinin öldürüldüğü duyuruldu.
Bugün gelen 7 şehit haberiyle son günlerde artan çatışmalar sonucu şehit olan asker sayısı 11'e yükselmiş oldu. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev 2 gündür devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı. 100 Ermeni askeri öldürüldü. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye'den Ermenistan'a boylarını aşan bir girişim, boğulacaklar açıklaması. Milli Savunma Bakanı Akar, FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Akar ayrıca Ermenistan'ın saldırıları ile ilgili olarak da çok sert açıklamalarda bulunarak bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör belasını bitirmekte kararlı olduklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her taşın altına bakarak, her mağaraya girerek teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getireceğini belirterek 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17.027 bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir dedi. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törene katıldı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin uygulandığı törende 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan yakınları, sivil ve asker, gaziler de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırlanan mini anma konseri gerçekleştirildi. Törendeki konuşmasına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyenlere karşı hayatı pahasına mücadele eden, milli iradeye ve demokrasiye inanmış sivil, asker, herkesi saygı ve şükranla selamlıyorum ifadesiyle başlayan Akar, stratejik öneme haiz bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin tarihi boyunca birçok tehdit ve tehlikeye maruz kaldığını belirtti. Türkiye'nin her yönden önemli ve yüksek potansiyele sahip stratejik coğrafyasının dün olduğu gibi bugün de vatanın ve milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikelerin hedefi olduğuna dikkati çeken Akar, yeni nesil terörün bir örneği olan alçak FETÖ'nün hain 15 Temmuz kalkışması da bunların bir yansımasıdır. Kutsal değer ve sözde referanslarla zihinleri devşirilen, devletin ve insan hayatının her alanına sirayet eden FETÖ'nün hain militanları 15 Temmuz'da milletimize, devletimize, ordumuza, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve demokrasimize karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanete kalkışmıştır diye konuştu. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.